Merhabalar, ben Nermin Balayeva. Postlara hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine dop doluyuz. Sizleri hiç bekletmeden postları açalım. Hem eğlenebileceğiniz hem dinlenebileceğiniz doğanın kalbindeki bu kompleksi sizin için gezdik. Yıllarca kapalı gişe oynayan Profesyonel adlı oyunda buluşan tiyatro ve sinemanın usta sanatçıları Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar'a merak ettiklerimizi sorduk. Türkiye ve dünyadan kültür sanat haberleri, vizyona giren filmler ve daha fazlası birazdan posterde. Hafta sonu sevdiklerinizle, ailenizle keyifli bir vakit geçirmek istiyorsanız size bir önerimiz var. Park of İstanbul'a gelin. Poster olarak bu hafta Park of İstanbul'dayız. Peki burada neler var, neler yok? Hep birlikte gezeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Parkın hayvanat bölümüne geldik. Burada 250 cinsten fazla hayvan bulunmaktadır. Buraya geldiğinizde hem hayvanları görebilirsiniz hem de hayvanları besleyebilirsiniz. Parkın mesire alanına geldik. Burada da siz ailenizle, sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Kahvaltı yapabilirsiniz. Kahvaltınızı ya kendinize getirebilirsiniz ya da buradan temin edebilirsiniz. Aynı zamanda başka parklardan farklı olarak burada mangal yapabilirsiniz. Çünkü hazır mangallar var. Etinizi kendinize getirebilirsiniz ya da burada bulunan şarküteriden et temin edebilirsiniz. Parkın en heyecanlı, en çok ilgi gören bölümlerinden birine geldik. Macera Vadisi'ne geldik. Burada hem büyükler hem küçükler maceradan maceraya koşabilirler, keyifli bir vakit geçirebilirler. Poster ekibi olarak biz bugün İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Park of İstanbul'a geldik. Sizlere de öneririz. Ekip olarak biz çok keyif aldık. Siz buraya geldiğinizde hem doğayla iç içe olabilirsiniz, hem hayvanları görebilirsiniz. İsterseniz kahvaltınızı yapabilirsiniz, mangal yapabilirsiniz ya da kafede oturup keyifle kitabınızı okuya okuya kahve yudumlayabilirsiniz. Macera Parkı'na gelebilirsiniz, etkinliklere katılabilirsiniz. Buraya mutlaka gelin. Sizler için hazırladığımız rengarenk haber turumuz var. Bakalım geçtiğimiz hafta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde çekilen Rust adlı film setinde Ekim 2021'de bir sahnenin provası sırasında görüntü yönetmeni Helena Hutchins'ı vurarak ölümüne neden olan Amerikalı ünlü aktör Alec Baldwin, kasıtsız adam öldürmekten resmen suçlandı. Hakim karşısına çıkacak ünlü oyuncu suçlu bulunması halinde 18 aya kadar hapis ve $5,000 para cezasına çarptırılabilir. ''90'lı yıllardaki popülerliklerini kaybetmeyen ikonik oyuncular Julia Roberts ve Jennifer Aniston komedi filminde bir araya geliyor. İkili, beden değiştiren iki karakteri canlandıracak. Roberts ve Aniston'ın rol alacağı filmi Max Barbakov yazıp yönetecek. İngiliz aktris Andrea Riseborough'un bağımsız filmi To Leslie ile Oscar'da en iyi kadın oyuncu dalında aday olması herkesi şaşırtmıştı.
Altın Küre, Critics Choice Awards gibi Oscar habercisi sayılan hiçbir ödülde adı geçmeyen ve pek de tanınmayan oyuncunun bir anda Oscar adayları listesinde görülmesi tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan akademi, oyuncunun adaylığını geri çekmeyeceğini ve adaylığın çekilmesini gerekli kılacak bir durumun olmadığını belirtti. ...2009'da hayatını kaybeden Amerikalı pop ikonu Michael Jackson'ın hayatını konu alan biyografi türündeki filmin çekimleri bu sene başlıyor. Filmde ünlü şarkıcıya 26 yaşındaki yeğeni Jafar Jackson'ın hayat vereceği açıklandı. Michael adını taşıyacak filmde amcasını canlandıracak olan Jafar Jackson, "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Beş yıldır evli olan Bollywood oyuncusu Priyanka Chopra ve şarkıcı Nick Jonas çifti, taşıyıcı anne yoluyla dünyaya getirdikleri bebeklerini bir yaşını geçtikten kısa bir süre sonra ilk kez kamuoyuyla tanıştırdı. Bugüne kadar yüzü emojilerle saklanan Malti Murray, törende annesi Priyanka Chopra'nın kucağında dünyayla tanıştı. Bu hafta devlet tiyatrolarının önemli oyunlarından biri olan ve 13 senedir kapalı gişe oynayan Profesyonel'in başrol oyuncuları Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. İki ay öncesine kadar iyi kötü yazar sırasında sayılıyordum. Yaza yaza ne yazabildim biliyor musunuz? Affedersin, al elini, ne yazdın? İki kitap. Kime? Sadece iki kitap. Oysa siz gündelik uğraşınızın yanı sıra bir de böyle yapıtlar dizisi seriyorsunuz önüme. Yalnız şöyle söyleyeyim, ben çok çalıştım ha. Merhaba Poster'e, hoş geldiniz. Profesyonel oyunu artık 13 senedir ki sahnede. Bu oyuna nasıl başladınız? Bir hikayesi var mı, sizden dinleyelim? Vallahi çok uzun gibi gelse de dün başlamış gibiyiz. 13 yıl bayağı uzun bir süre. Ama gerçekten hani nasıl geçtiğini de farkına varmadık. Oyunda aynı tazeliğini sürdürüyor gibi hissediyoruz. Çünkü bunu hem seyirciden hem kendimizdeki var olan, evet, enerjiden hissediyoruz. Seyircinin cevabı zaten bırakmayın, devam edin oluyor. Nereye kadar gidecek bilmiyorum ama ilk başladığımız da ki heyecan aynı şekilde devam ediyor. Daha önce de işte sohbet ederken söyledim. Hı. Dün o kadar heyecanlıydım ki. Artarak devam edebiliriz yani heyecan. Aynı, sen de heyecanlıyım diye başladın. İşte bizdeki heyecan da öyleydi. Dün birkaç yerde sürçtüm. Dedim öğrencilerime de şey derim ben. Arkadaşlarıma diyeyim daha doğrusu. Bir insan eğer yanlış çıkmışsa ağzından replikler, evet, o anda değildir derim. Dün de öğrencilerim seyrediyordu. Onlar da hocam anda değil miydiniz? Arada oluyor ama yapılacak bir şey yoktu. Oyun devam o yanlış etti. Toparlamak. Tabii ki oyun bütün enerjisi de. Ama sahnede aynı heyecanı duyuyoruz. Hocalık yapmaya devam ettin yani uygulamalarda. Evet, bekle. Siz bence nasıl oldu tanıştığınız? Şimdi 13 yıl böyle şey gibi görünüyor, bir rakam üst üste koyunca 10 yılı geçmiş bir oyun gibi görünüyor ama biz de oynadığımız zaman frekansı yüksek şekilde, mesela 6 gün 7 oyun oynuyoruz oynadığımız haftalarda. Tiyatro tarihi açısından da böyle uzun yıllar oynanan oyunlar var. Bu oyunun enteresan tarafı biz yoğunlukla uzun yıllar boyunca oynadık. Bazıları işte yılda 1-2 birkaç tane oyun oynuyor, biz oynamaya devam ediyoruz. Profesyonel olmaya gayret edin. O görülüyor yoldaşlık. Açıkça görülüyor. Teşekkür ederim. Bavulda da başka kitap taslakları var herhalde. Yok. O bavulda bir takım şeyler var. Bir takım şeyler mi? Evet. Ne gibi şeyler? Ne gibi şeyler? Peki canlandırdığınız karakterlerden bahsedelim biraz. Sizinle canlandırdığınız karakter arasında nasıl bir bağ var? Karakteriniz nasıl biri? Benden başlayayım. Eksileri. Tamam. Ben... Karakter nasıl biri biliyor musunuz? Öncelikle benim gibi biri. Çünkü her karakter oynayanla kaimdir biraz da. Onun bedeninden, evet, sesinden, nefesinden çıkar ve zaten genellikle oyunculuk mesleğinde çok basit bir şey vardır.
içinde kendiniz yoksanız, yani kendinizden bir şey katamıyorsanız, taklit bulamıyorsanız, evet, dışarıdan bakıyorsunuz ve biraz mesafelisinizdir. Dolayısıyla tabii ki ben içselleştirerek oynayacağım karakteri öyle yola çıkıyorum. Ama ve tabii ki o da ben değilim. O bir yetkin değil, oynadığım bir karakter. İşte o durumların karşılıklı seyahatiyle, ne bileyim, ruhsal seyahatimi diyelim, davranış seyahatimi diyelim, ama bunu böyle bir, bu adam nasıl davranır, bu adam elini kolunu nasıl kullanır kaldırır diye dışarıdan bir bakışla değil, içeriden arayarak buluyoruz. Dolayısıyla her karakter bizimle biraz özdeşleşiyor bir yere kadar. Bir yerden sonra biz o karakterin yolculuğuna giriyoruz. Evet. O hayatta yaşayan insan olarak sahne üzerinde hikayeler ortaklaşıyor. Buna üçüncü bir boyut ekleniyor. Evet. Biz bu hikayeyi anlatırken bizim anlattıklarımızın seyircinin kendi tarihinden geçen hikayeleri ortaklaşıyor. Herkes, her izleyen kendinden bir pay buluyor oynadığı, izlediği eserden ve anlatılan hikayeden. Birincisi bu. İçinde mutlaka bir ben varım. İkincisi de benim oynadığım karakter Tito döneminde sosyalist öz yönetim artık... bu Doğu blokunun, eski komünizmin baskısının sonlanması gerektiğini, bunun özgürlüklere aykırı olduğunu düşünen bir aydınlar tırnak içinde kesimi tarafından bir meseleye dönüşüyor. Yani bu düzen yıkılmalı, yerine özgür bir düzen kurulmalı. Onu isteyenlerden biri de benim oynadığım karakter Thea, edebiyat adamı, kültürlü, okuyan, yazan ve o coğrafyanın ve coğrafyanın insanlarının geleceği için iyi şeyler yapacağını düşünen bir adam. Ya işte gözlükler var, eldivenler var, çakmaklar var, şemsiyeler var, şapkalar var. Şapkalar mı var? Şapka var. Çok mu şapka var? Çok şapka var. Dur bakayım. Bir düzine yakın ya. 11! 11 şapka var. Ooo, şapkaları seviyorsunuz anlaşılan. Yok yani. Ben şapka mapka giymem ya. Onlar işte oradan, buradan, sağdan, soldan topladım. Topladınız mı? Evet. Peki bu oyunu kaç yıl daha oynamayı planlıyorsunuz? Planları biz yapmıyoruz. Ya, seyirci mi yapıyor? Seyirci... tamam artık başka bir... Ayrıca öyle durumlar da oluyor. Yani ya yeni bir şey yapmayacak mısınız diyenler var şimdi. Çünkü şeyi kabul etmiyorlar. Biz gördük, hem de 10 kere seyrettim, 15 kere seyrettim. Çok güzel gidiyor. Bir daha seyredebilirim ama... Yeni bir şey de yapmayacak mısınız da diyenler var. Bizim de öyle kaşıntılarımız oluyor. Ben başlayacağım belki yeni bir şeye. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Kendim de merak ettiğim için. Sahnede çok rol oynuyorsunuz. Yani nasıl desem, birçok insanı canlandırıyorsunuz. Daha sonrasında rolden çıkmak zor oluyor mu? Tiyatro bittikten yani, sonra. Ya bir şey, az önce de Yetkin söyledi onu. Biz hep kendimizle yola çıkıyoruz, kendi malzememizle. Yani evet. Biziz, hepsi biziz. Yani Hamlet oynuyorum. Hamlet'te mesela kadın erkek olarak, yani kraliçe, Ofelia, kral, Hamlet, hepsinin işte dediğim gibi sözünü söylüyorum. Ama o bir şey de getiriyor size beraberinde. Evet. O benim içimde var olan bir şey. Yazar, yani yazara hiç kimse sormaz. Siz dünyanın karakterlerini yaptınız, kafayı yemediniz mi ya? Yani adam o karakterleri kendi ruhundan çıkarıyor. Kendi gördükleriyle, kendi beslendikleriyle samimi bir şekilde çıkarıyor. Dolayısıyla o öyle olan arkadaşlarımız hani acilen bir yere müracaat etmeliler yani diye düşünüyorum. Böyle bir şey yok. Somut bir yaklaşımla fiziki olarak şunu söyleyebiliriz. Yani hangi işi yaparsanız yapın. Evet. Çöp topluyorsanız üzerinize bir koku siner tabii ki. Çöp kokusu siner. Ya da bir hekimseniz o günkü ameliyatın izi kalır sizde. Bizde oynadığımız rolün izi kalır. Ama şu girmek ve çıkmak meselesi zaten yani problematik olan o. Girmek nedir, çıkmak nedir? Bence o tartışılmalı. Bir doktor dünyaya doktor olarak gelmediğine göre bir meslek, bir bilim işi yapıyor. Yani bilim adamı o sırada yapması gerekeni yapıyor. Tıpkı bizim gibi, abartılacak bir şey yok. Bunun seyirciden bir metre yüksekte ve sahne üzerinde olması, bizim ışıklar altında olmamız daha değerli hale getirmiyor aslında. Bir şoför bütün gün direksiyon sallıyorsa eve o direksiyonun bıraktığı yorgunlukla geliyor. Onun da izi kalıyor. Yani kalmaması mümkün değil.
Ama onunla yaşamaksa başka bir problem. Bülent'in evet. dediği gibi onun terapiye ihtiyacı var demektir. Yani adam yatakta direksiyon sallayamaz eve dönünce artık. Yani ya da öbürü sofraya oturup neşterle eti kesemez doktor. Biz de hayata böyle artistik olarak devam etmiyoruz. Bu sağlıksız. Ama birbirine de iç içe geçen şeyler olduğuna da birazcık alan açmak lazım. Çünkü dediğimiz gibi insanız, her şeyden etkileniriz, devam edebilir. Sizin sorduğunuz sorunun tehlikeli tarafı bir kabadayı oynuyorsak sokakta da kabadayı olarak gezmek. Devamı onun şimdi sahnede cinayet işliyorsak katil mi olacağız sokakta? Çok saçma bir yere gidiyor. Biraz da bir herhalde görülen yanlış örneklerle seyircinin böyle zannettiği bir duruma dönüşüyor. Öyle bir şey yok aslında. Şapkadan başka şeyler de topladım. Nerede kaldı şımarta? Beni toplantıya çağıracaktı. Hani giderek sinirlenmeye başlıyorum. Adamcağızın bir kabahati yok. O neyse o. Ama ya benim insanlar olur olmaz kurcalama saplantıma ne demeli? Saatime baktım. Mesaisinin sonuna gelmiş biri gibi ellerimi ovuşturdum. Ve genellikle görüşmelerimi sonlandırırken kullandığım basmakalıp cümleleri arda arda sıraladım. Peki profesyonelin vermek istediği en önemli mesaj ne? Hangi mesajı vermek istiyor profesyonel oyunu? Ben öyle bir tek mesaja sığdıramıyorum hiçbir şeyi. Slogan da sevmem. Evet. Poster de asmazdım. Hani öyle bir tek cümle, tek resim, tek söz, tek renk falan yok hayatta. İnsan yaşadıkça bir birikim bırakıyor. İnsanlar yaşıyor, ölüyor ama insanlık yoluna devam ediyor. Dünyada şu ana kadar kaç insan yaşadıysa, neler yaşadılarsa hayatta onun bir birikimi var. Tecrübe birikimi var. Atasözü denen şey oradan çıkıyor zaten. Tabii ki onlar hani bir işe yarıyor. Bir görgünün, bilginin sonucunda bir mesaj olarak geliyor ama oyunlardan, sanat eserlerinden böyle bir şey beklemek bana birazcık tembellik gibi geliyor. Ne anlattı şimdi bir oyun? Tıpkı şey gibi bir moderatörün bir konuğuna soru sorması, evet. konuğun 3 dakika cevap verdikten sonra moderatörün yani şunu demek istediniz demesi gibi bu. Onu demek isteseydim onu derdim, 3 dakikadır konuşuyorum. Bütün bir oyun kendi hikayesini, mesajını ilmek ilmek işliyor evet, aslında. Evet. Yani her anın belki tırnak içinde mesajı vardır ya da bir mesajı yoktur. Verilecek, anlatılacak hikayenin kreşendosuna doğru bir yolculuktur. Tıpkı Bülent'in verdiği nota örneği gibi. İlk notaları basmazsak o notaya gelemeyeceğiz belki. İşlevi sadece o olmaktır belki onun. Bazı sözlerin de amacı illa altında bir şey aramaya gerek yok. Son söz içindir. Diğer sözlerin o kadar büyük önemi olmayabilir. Yani mesaj kaygısıyla yaklaşmamalı diye düşünüyorum. Ama ne iz bırakıyor diye düşünürseniz, birey ve sistem arasındaki çatışmayı, hiç bitmeyen ve bitmeyecek gibi görünen çatışmayı bütün bir hikaye zemininde anlatmaya çalıştığını, bunu da dil, coğrafya ve ülke ayrımı yapmadan anlattığını söyleyebiliriz bu oyunu. Peki son olarak seyircilerinizi başka hangi projelerle sevindireceksiniz? Şimdi var olan yeni bir şey var ama daha o süreci tamamlamadık. Tamamlayalım. Onun için de ayrıca röportaj yaparız. Benim bir oyunum daha var. Hamlet. O da devam ediyor. O da 8. yılını ya doldurdu ya 8. yılında bilmiyorum hatırlamıyorum. O da devam ediyor. Keyifle onu da oynuyorum. Ama televizyon gibi bir soru geldiyse orada yok şu yok. An. Teşekkürler. Rica ederim. Bende de yani zaman zaman bir şeyler oluyor. Şimdi dijital platformlar ve orada üretilen işler çok daha tatlı geliyor. Başı sonu belli. Herkesin ne yaptığını iyi bildiği çalışmalarda keyif almaya başladım. Şimdilik onlar var hayatımda. Onun dışında da yeni sahne eserleri, televizyon, sinema umarım olur. Olacaktır belki de. İnşallah. Bizi bekliyordur, biz henüz bilmiyoruzdur. Değerli zamanınızı bize ayırdığınız için size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Çok sağ teşekkürler. O ne ya? Ameliyat olacağım ya. Önemli bir şey mi? Yani işte hayatta kalırsam evet. Özür dilerim ben. Yok salla salla önemli değil. Geç ya geç. Önemli. Geç. bu kitaplarınızı ne yapayım o halde? Kitaplarım mı?
sıradaki bölümümüz sinema severlerin merakla beklediği vizyondakiler. Beyaz perdeye uzanalım. Bakalım bu hafta yerli ve yabancı hangi filmler vizyona girdi? The other night, 2 hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day. Well, it wasn't my little donkey shite, it was my pony shite, which shows how much you were listening. Haftaya dram ve komediye harmanlayan The Banshees of Inisherin adlı filmle başlıyoruz. Martin McDonagh'ın hem senaryosunu yazdığı hem yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmde Colin Farrell, Brendan Gleeson başrolde. Film, uzak bir İrlanda adasında yaşayan iki arkadaşın hayatına odaklanıyor. Can't be waiting around for any more of this madness. Let's just call it quits. We won't call it quits. Nah, Janik. الأزهر منارة العلوم الإسلامية. اختاروكين. Gerilim severlerin ilgisini çekebilecek bir yapım, Cennetten Gelen Çocuk. Tarık Salih'in yönetmenliğini yaptığı film, bir balıkçının oğlu olan Adem'in kendini bir anda cinayet ve entrikalarla örülmüş bir casusluk ağının içinde buluşunu konu ediyor. Diyar şekil gidin, kadit-il emni l-vatani bid-daragel ula, riyasa, aizel biblavi. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya aynı gün, aynı saatte yeniden buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.